Merhabalar herkese. Toplamda 1 milyon 250 bin dolar ödül dağıtılacak olan Grand Chester'un ilk turnuvası şu anda masa başı bir şekilde, yüz yüze bir şekilde Romanya'da oynanıyor. Ben de sizlerle bu turnuvadan bir oyunu hemen paylaşmak istedim. Kimler var turnuvada? Vesiso var, Karuana var, Temur Recepov var, Şahriyar Mamedyarov var, Maxim Anish Anişkiri yani dünyanın ilk onundan birçok kuvvetli usta birbirleriyle oynuyor ve klasik tempoda oynuyorlar. Yani uzun tempoda oynuyorlar. O yüzden gerçekten çok keyifli mücadeleler, e, kıran kırana kimin formda olduğunu çok belli edecek mücadeleler oynanıyor diyebilirim. 2021 yılında çok fazla masa başı turnuva olmadı. Tata Steel turnuvası olmuştu, adaylar turnuvası olmuştu. 3. büyük olarak da belki bu turnuvayı saymak lazım. Diğer turnuvalar online oynandı ama bu üç turnuva masa başı olarak şimdi aklıma gelen büyük turnuvalar. Bakalım neler yaşanmış bu oyunda. Paylaşmak istediğim sizlerle oyunda. C4'de başlamış Vestiso E5'in devamında G3 ve at F6'dan sonra da fil G2 oynanmış. Beyazlar klasik bir İngiliz açılışı oynuyor. Siyahlar da buna fil C5 gibi aslında taşlarını geliştirerek yani normal bir şekilde geliştirerek karşılık veriyor diyebiliriz. D3'ün ardından C6. Belki d 5li bir şey oynayabilir siyahlar ama at f3 ile e5 piyonu istenince bu e5 piyonunu d6 ile savunuyor şimdi Fabiano. Caruana kısa rokun ardından kısa rok ve at f3'ün ardından da a5 hamlesini görüyoruz. Baktığımız zaman belki taşları geliştirecek e, hamlelere devam edebilirdi Caruana ama burada herhalde rakibinin Vezir kanadındaki piyonlarının ilerleyişine engel olmak için, ilerideki ilerleyişine engel olmak için biraz da vezir kanadından alan kazanmak için A5 gibi bir hamle yapmış ama bu hamle D4'e sebep olmuş. D4'ün ardından E çarpı D4, at çarpı D4'ten sonra bir de A4 geliyor karuanadan. A piyonuna oldukça fazla bir yatırım yapıldı. Herhalde e, rakibine B3 sürdürmemek şu andaki amaç ki e, A4 gibi bir hamleyi oynuyor. Aynı zamanda tabi A5 karesini de kendi alanlarına katmış oldu siyahlar. Burada kale B1 hamlesi var. Ee, ve sol tarafından tercih edilen. Eğer siyahlar A3 oynarsa tabii ki B4 gibi bir seçeneği var artık beyazların bu kale B1'den sonra. Siyahlar burada kale E8 hamlesiyle gelişmeye devam ederken beyazlarsa E3 oynamış. E3 hamlesi aklımıza şunu getiriyor. Ya bu C1 fili nereden gelişilecek? Bir ara ben B3 oynayıp fil B2 mi koyacağım? Yoksa yani bu çaprazdan geliştiremiyorum. En fazla fil D2 koyabiliyorum. Ama biz bu soruları sorarken aslında Karuana biraz bu sorunun cevabına yardımcı olmuş. Çünkü Vezir'i A5'e geliştirmiş Karuana. Belki Karuana'nın düşünceleri burada A3 fikirleri olabilir. Çünkü B4'leri Vezir A5'te sürdürmemiş oluyorsunuz siz ama e, Vesi sonun buradaki tercihi fil D2 ve fil D2'den sonra aslında şöyle bir çapraz elde etmiş oluyor bu fil. Yani hiçbir şey yapamayacak olan bir fil belki vezire bakan bir çapraz elde etmiş oldu. Burada belki Karuana'dan tekrar veziri oynamasını bekleriz ama Karuana farklı bir hamleyi tercih ediyor. Diyor ki fil G4 önce ben senin vezirini istiyorum diyor. Birkaç tane seçeneğimiz var. Yani veziri kaçabiliriz mesela C2 gibi ve kale bağlantısı sağlayabiliriz. Veya at C2 oynayarak rakip vezir isteyebiliriz. Ama Vestiso belki de burada çok önemli bir karar veriyor oyun adına. Diyor ki ben F3 oynuyorum. Yani hala bu şaprazım var hala fili istiyorum. Peki bu neden zor bir karar? Zor bir karar olmasının sebebi artık e, E3 piyonunun biraz zayıflaması, bu çaprazın aktif olabilecek olması ve açıkçası E8'deki kalenin de E3'e bakışıyla birlikte F3'ün çok zor ve hesap gerektiren bir karar olduğunu söylemem lazım. F3'ün ardından fil H5'e çekilmiş Karuana tarafından ve beyazların hamlesi AT4. at, E4. at 4ten sonra ver veziri diyor ilk aşamada ama hem ATF6'ya bakıyor hem C5'e bakıyor. Bunun da bir önemi var. Eğer... Beyazlar bir şekilde at çarpı f6 alırsa gf6'dan sonra şah kanadındaki piyon yapısı bozulmuş olacak Karohana'nın. Veya benzer şekilde at çarpı c5 alırsa vezir kaçtıktan sonra diye konuşuyorum bunları. d çarpı c 5ten sonra vezir kanadı piyonları bozulmuş sayılacak. Yani Karohana'nın bir karar vermesi lazım burada. Karohana'nın verdiği karar vezir d8 oluyor. Diyor ki ben f6'daki atı koruyayım. Yani G çarpı F6 ile boşu boşuna şah kanadındaki piyon yapım bozulmasın diyor. Buna karşılık Vestiso da diyor ki ben de vezir kanadındaki piyon yapısını bozarım. At çarpı C5 D çarpı C5'in ardından at E2 at istendiği için geriye kaçmış oldu. Fakat işte burada vezir D3 hamlesi oynanmış oluyor. D hattında bir piyon yoktu. D hatta açılmıştı. Fili de D2'den geliştirince böyle olaylar meydana gelmiş oldu ve aslında şu anda siyahların tahtada bir alan hakimiyeti varmış gibi gözüküyor. Beyaz taşlar İkinci e, ikinci yataydan daha ileride değil gördüğümüz gibi ve burada C4 piyonun istendiğini görüyoruz. Aynı zamanda bayağı da bir baskı var yani tahtada. Şöyle baktığımız zaman bu filin çaprazı falan beyaz taşlar biraz ateş hattında gibi gözüküyor. Eğer sen çok normal gözüken C4 piyonu savunan B3 gibi bir hamle yaparsan işte burada siyah taşların daha da aktif olduğunu görüyoruz bir anda. At E4. At E4'ten sonra sen F4 alamıyorsun çünkü fil çarpı E2 alıyor. Aynı zamanda da çatal atmış oluyor adam. Diğer taraftan yani almak zorunda mıyım? Ya zorunda değilim ama bu sefer D2'ye bastı adam. Peki D2'deki file kaçamıyor muyuz? D2'deki file E1 gibi bir yere kaçarsam bu sefer E3'ler sıkıntı oluyor. Yani biraz önce çizmiş olduğum e 8deki kale H5'teki fil aslında önemli baskılar yapıyor. Bu yüzden Vezir D3'ten sonra Bessiso diyor ki yapacak bir şey yok. Yani C4 piyonu savunacak halimiz yok. Biz de daha aktif bir oyun oynayalım diyor. At F4. Ver veziri, ver fili diyor. Karo zaten e, piyonu almaya niyetli. Vezir çarpı C4'ün ardından bir piyon öne geçmiş oluyor siyahlar. B3 daha aktif bir oyun oynaması lazım artık beyazların. Çünkü bir piyon geriye düşmüş oldu ve taşlarını istediği yerlere koyamamış oldu aslında ama tabii siyahlar da A8 B8 taşlarından ötürü biraz hala gelişimini tamamlamış değil. A çarpı B3, A çarpı B3'ten sonra A8 taşı artık gelişmiş sayılabilir. Çünkü A hattında e, bir şeyler yapabilir en azından. Kalenin oynayacağı kareler var ama B8 taşı hala gelişmemiş durumda. Vezir B5'e kaçıldıktan sonra da E4 oynamış hemen Vestiso ve o zayıf E3 piyonundan aslında bir şekilde kurtulmuş oldu ve düzeltmiş oldu. Aklımıza hemen şey geliyor. Ya biraz önce adam at 4 oynayabiliyordu. Şimdi nasıl E4'e piyon gelebilir? Ben gidip kale çarpı E4 alamıyor muyum? Veya at çarpı E4 alamıyor muyum? E tabii ki alamıyorsun çünkü Artık at çarpı h5 gibi bir seçenek var ve bu çaprazın bir önemi kalmıyor. Rakip at çarpı h5 aldıktan sonra sen de f çarpı e4 alabiliyorsun basitçe. Bu yüzden e4'e fil g6 oynamaya karar vermiş Karuana ki at çarpı h5'ten sonra at çarpı h5 alıp tekrar atını geriye dönmesin diye. Fil g6'nın ardından beyazların hamlesi ise fil c3. Çok güzel bir hamle. C1'deki file biz bir yer bulamıyorduk. D2 ile belki bu çaprazı alıyor demiştik ama Şimdi c3 de gerçekten çok güzel bir çapraza sahip. F6 atına bakıyor ve bu ne demek? İstediğim zaman ben fil F6 alıp gf6 ile hani oradaki piyon yapısını bozabilirim demek. Ayrıca rakibin koyu renkli fil olmadığı için benim siyah renkli karelerde belli başlı avantajlarım avantajlarım olabilir demek. Karoana burada oyunun 21. hamlesinde a 6 oynuyor ve o da artık yavaş yavaş gelişmemiş olduğu taşları geliştirerek sürdürüyor oyununu. Belki at B4'e dönecek. Belki at C7'den E6 gibi manevralar yapabilir. Ona tamamen oyunun seyri karar verecek. Ve H4 hamlesi geliyor. H4'ün fikirlerinden bir tanesi. File F6 vuracağım. Ardından H5 vuracağım. Senin filini düşüreceğim. Karana hemen h 5te buna karşılık veriyor rakip H5 sürmesin diye. Ve buradan sonra vezir C1. Şimdi... Aslında belki şu pozisyona bakmak lazım. Bu piyon yapısı H5'ten itibaren zayıflamış oldu. Ve hem F6'ya bir baskı var, hem de G6'ya bir baskı var. Doğal olarak burada bazı böyle zayıflıklar oluşabilir yani. Vesisson da bunu görüyor, Karuana da bunu görüyor ve sonun hemen hamlesi Vezir C1. İstek ne? ben bir tane file F6 alacağım, GF6. Alt çarpı G6. F çarpı G6'dan sonra veziri H6'ya gidebiliyorum. Hem G6 piyonuna basacağım öyle konumlarda bu taşların hiç şaha yardımcı olmadığını görüyoruz. Hem de orada artık şahımın önündeki piyon yapısının da bozulmasından, ilerlemesinden kaynaklı yavaş yavaş mat hücumlarım veya rahatsızlıklarım daha da fazla olmuş olacak. Siyahlar adına konuşacak olursak. Tabii ki karana bunu görüp şah h7 oynuyor. Diyor ki sen h6 karesine gelemezsin. Ben şahımla artık orayı savunuyorum. Beyazlarsa kale d1 ile f1'deki kalesine açık bir hatta geliyor. Karahan'a kale a d8. Açık hatta herhalde belavadan vermek istemiyoruz biz ve Vezir B2. Oyunun 25. hamlede yine kritik anlarından bir tanesindeyiz. Ne oldu? Vezir B2'den sonra çok güzel bir batarya elde etmiş oldu Vestiso. Ama bu bataryanın önemi biraz daha bakarsak daha fazla artacak. Çünkü ya şimdi F6'yı ben istiyorum ve işte fil F6, GF6, Vezir F6 alabilirim. Peki ben savunamıyor muyum? F6'yı savunamıyorum. Karuana'nın pozisyonunda böyle bir sıkıntı var. Beziri ve atının konumla pek alakası yok. Bu şah kanadıyla bir alakası yok. Bu at G6'ya çok güzel bakıyor. Bu taşlar çok güzel bakıyor. Kaleleri E8, D8 kötü kaleler değil ama yani bunu D6'ya oynayamıyorum. E bunu da E6'ya oynayamıyorum. Doğal olarak F6'yı kimse savunamıyor. Bu yüzden karo ananın tercihi başka ama biz bir bakalım mesela at D7 oynayamıyor muyuz? E oynayamıyorsun. G7'yi alıyor adam ve yani Vesiso gibi büyük ustaya karşı böyle apaçık koyu renkli kareler şahın H7'de falan acı çekerek mat olacaksın belli ki. 10-15 hamle sonra maksimum. Bu yüzden böyle şeylere hiç girmiyor Karuana ve diyor ki ben C4 oynuyorum. Olur da sen BC4 alırsan ben vezir çarpı B2 alacağım ve orada işte o bataryanı kaybetmiş olacaksın sen. O bataryayı bir şekilde bozmuş olacağım ben diyor. Fakat Vesipon'un tercihi fil çarpı F6 ile devam etmek. Fil çarpı F6, G çarpı F6, vezir çarpı F6'dan sonra vermiş olduğu piyonu C4'ten bir piyon vermişti beyazlar. Geri almış oldu F6 karesinden ve tahtaya baktığımız zaman beşer piyon var. Şu anda kale çarpı D D1, kale çarpı D1 ile oyun devam etti ve yine kritik anlardan bir tanesi, anlatmam gereken anlardan bir tanesi. Çünkü e, sanki siyahlar CB3 aldıktan sonra çok kuvvetli bir piyon elde ediyor ve 3 tane piyonu var vezir kanadında. Yani tamam 5'e 5 beş de. 5'e 4 özür dilerim şimdi bir tane aldı ama Üçü de geçer yani bunların. Hani iki buçuk vezir falan var burada diyebiliriz ama peki Karuhan'a neden CB3 almıyor? Çünkü CB3 alınca başına gelmeyen kalmıyor Karuhan'ın. Dedik ki bu at bu vezir pek yardımcı olmuyor şah kanadına. E, kalenin de E8'de tamam şaha yakınmış gibi ama ne f tuttuğu var ne G6'yı tuttuğu var ne H5'i tuttuğu var. Yani hiçbir şey olmuyor. Peki rakip Veziri F6'da. Atı F4'te G6'ya basıyor ve eğer sen C çarpı B3 gibi bir şey alırsan Kale D7 hamlesi var. Kale D7'den sonra artık ya istekler çok şey yani vezir çarpı G6 istiyorum. En basitinden FG6 alamıyorsun artık. Açmazdasın veya şuna bakalım. Yani sen boş bir hamle yaptığın zaman B2 gibi artık ben kale F7 vuracağım. Bakalım hatta. Kale F7 vuracağım. Böyle alırsan Böyle gidersen at G6'dan mat ediyorum. Böyle gidersen vezir G6'dan mat ediyorum gibi çok güzel mat temaları var. Bunu görüyor tabii ki Karahan'a diyor ki ya bizim kale D7'ye inerse rakip bittik. O yüzden vezir c5 şah çekiyor. Şah şikinin ardından vezir e7 ile gel diyor vezirleri değişelim. Vezir çarpı e7, kale çarpı e7'den sonra beyazlar b çarpı c4 alıyor ve bir piyon daha almış oluyor. F6'dan bir tane aldı. C4'ten bir tane aldı. Bir piyon geriye düşmüştü. Bir piyon önde şu anda Vestiso. Ve Şah G7 ile yavaş yavaş artık daha anlaşılır. Daha oyun sonuna doğru bakan bir konumdayız. Flaş 3. Çok güzel bir çapraz elde etmiş oldu yine fil. Ve A6'da hiçbir şeye karışmayan attı artık. C5'ten yavaş yavaş merkezi bir kareye doğru bakmaya çalışıyor. At D6, işte kale D6. Kale D6'nın ardından Vesiso G6 bakışını arttırıyor. Aynı zamanda baktığımız zaman birazdan fil F5 hamleleri gelebilir. Yani fil F5 ile G6'yı yine basabilirim. İşte fil F5. EF5 gibi şeyler alınırsa da bu sefer H5 piyonunun boynu bükük kaldığını ve boşta kaldığını göreceğiz. Bu yüzden yani pek fazla yapabilecek bir şey yok. Karavana biraz taşlarının kötü konumda olmasını hala düzeltmeye çalışıyor. F6 ile diyor ki ya sen G6'ya bakma bari kardeşim diyor. Fakat bu sefer de E6 karesinin hakimiyeti gidiyor. At E6, at çarpı E6 ve fil çarpı E6'dan sonra siyahların yine hamle bulmak çok zor. Yani siyahlarla hamle bulmaya çalışırsanız oldukça sıkıntıda hissediyorsunuz kendinizi. Fil E8 de D7 karesini en azından kontrol altına almış oluyor ve biraz daha böyle taş kırışlarından kaçınmaya çalışıyor. Diyelim ama C5. C5 yine oyundaki böyle güzel nasıl diyelim estetik hamlelerden bir tanesi. Yani şu yapı beyazlarda gerçekten muazzam bir yapı. Yani taş kırışlarına okey çünkü zaten piyonünde önünde adam. Veya bu yapıyı sen rahatsız edemiyorsun kolay kolay. Yani bu adam şahıyla böyle yavaş yavaş dolaşsa gidip B6'ya falan koysa şahını neredeyse olacak. Öyle rahat bir yapısı var. Bu yüzden Hemen bunu bozmak istemiş Karahan'a. Demiş ki fil f gel değişelim. Fakat değişmiyorum. Yani C5 piyonun özelliklerinden bir tanesi B'di geride bırakmış oldu. Ve bu iki piyon da beyaz karede. Yani dünyanın en kötü piyon senaryolarından bir tanesi. Özellikle senin filin kötü rakibin fili biraz daha iyi bir çapraza sahipken. Fil C8'den sonra B7'ye basılıyor ve aslında sen fil E8 oynarsan kale E6'dan. Kale değişmek isteyecek veya hiçbir şey yapmazsan yine kale D7'lerden e, değişecek. Dönüp tekrar B7'lere basmaya çalışacak burada. Ve Şah'ını da dediğim gibi daha aktif karelere koyabilecek beyazlar. Burada kale E5'te Karuhan'a diyor ki tamam kardeşim ne olacaksa olsun. Ben zaten B7'yi falan kaybediyorum görünen o ki ben de C5'e sarkayım diyor. Fil çarpı B7, kale çarpı C5, kale çarpı C6'dan sonra artık iki piyon öne geçmiş oldu beyazlar. Yani kaleleri değiştiğim anda oyun bitik. O yüzden kaleleri değişmek istemiyor. Kale B5, file A6, kale B2 şahtan sonra Tabi ş 3 koymak biraz tehlikeli olabilir. Çünkü her ne kadar fil mesela E6 gibi böyle bir çapraza gelemiyor olsa da olası. Ya olası mesela fil E8'den falan fil D7'ye dönüp de bu çapraza gelirse şahı gerçekten bazı matalarına sokacak olabilir. Bu yüzden şah G1 oynamış Vestiso. Fil E8'in ardından kale C5 piyona basılıyor. Fil soyunsa da filini serbestleştiriyor şah h ile diyelim. Karoana şah F1 fil D7 ve buradan itibaren de aslında Kafanızda bir yapı belirleyin. Yani bu şah mesela nerede iyi olabilir? Bu tamamen Besisov'un oyun sonu tekniğine kalmış bir olay artık 43. hamleden itibaren. Şah nerede iyi olabilir? Şu F4'e ben koyarsam fil tarafından rahatsız edilemiyor. Bu hatlarda piyon yok. Kendi piyonlarım bana yuva olduğu için kale de rahatsız edemiyor ve yavaş yavaş kendi piyonlarımı ilerletebiliyorum. İşte Besisov da tamamen onu yapıyor. Fil E2, fil E8'den sonra şah F2 perdeledi fille şahını bir ileri koymuş oldu. Üçüncü yataya getirmeyecek şahını kale d5, kale a3 ve fil d3'ten sonra bir daha bir perdeleme. Şah g7 ve şah h 3ün ardından yavaş yavaş şah kendine uygun pozisyonu yaratıyor. Kale b3, şah f4, kale b4 artık karo alanında yapacağı tamamen rakip taşlarının ilerlememesini sağlamak ama tabii ki iki piyon fazlay fazlayken rakip kendi piyonlarım da ayrıkken bu iş çok zor oluyor. Yani birinin H5'e bağlı kalması lazım. Birinin F6'ya bağlı kalması lazım. Bu işler artık Karuana içinde bitik ve özellikle klasik tempoda yani 90 dakikalık tempolarda böyle ustalara karşı bu pozisyonları oynamak çok zor. Kale C5'in ardından artık 7. yata yenmek isteyecek. Fil F7'nin ardından da kale C7 ile fil açmaz alınmış oluyor. Şah G6 ve şah G6'dan sonra da G4 hamlesiyle burada 52. hamlede Karuana oyunu terk ediyor ve diyor ki Vesiso'ya sen bu oyunu kazandın. Benim de Vesiso'ya ekleyeceğim. Vesiso gerçekten çok formda. Kesinlikle şu anda Amerika'nın en iyi oyuncusu. Dünyanın da en iyi ikinci oyuncusu olabilir. Yani şu an Karsen Nepo ile karşılaşacak ama bir sonraki dünya şampiyonluğu maçına kadar Vesiso şu anda çok formda gözüküyor. Bu formunu sürdürürse gerçekten dünya şampiyonluğu için önemli bir aday olabilir. Karuana'yı da böyle yenebilmek gerçekten muazzam. Çok güzel bir oyun. Ben ilk baktığımdan beri çok seviyorum oyunu. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Yani bir piyonu veriyor. Aktif oyunu F6'ya, G6'ya baskıları ve Karuana'nın da hemen aslında yani taşlarınız iyi yerlerdeyken size taktik temalar geliyor. H4'e karşı H5 sürüyor ama mesela bir şeyler yapmaya çalışırken, bir şeyleri savunmaya çalışırken başka bir yerde sürekli siyah taşların boşluk verdiğini gördük ve Gerçekten güzel bir oyun kazanmış oldu bu G4 hamlesinin ardından Bestiso izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Neden terk ettiğine bakalım. Tabii ki ya neden terk etti daha çok erken değil mi? Şimdi H çarpı G4 F çarpı G4 olacak ve ardından H5 sürmeyi deneyecek burada Vestiso. h 5ten sonra senin şahın... H6'ya gittiğinde bu sefer F6 piyonuna kimse bağlı değil. Kale C6 ile F6'ya basılacak. Şah g bu sefer yavaş yavaş hem fili hem şahı ilerlemiş oluyor beyazların. Ve aslında biraz önce nasıl şahı F4'e soktuysa aynı o şekilde haş geçiriyle birlikte basit bir galibiyete doğru ulaşmış olacaktı Vestiso. Karoana. bu yüzden oyunu terk etmiş oluyor. Tekrar teşekkürler. Görüşürüz.